ve tasarımla ilgili içeriklerin olduğu kanala hoş geldiniz. İsmim Rezan. Bu haftanın içeriği bir soru cevap videosu. Sizden gelen soruları yanıtlıyor olacağım ve genelde sanat ve tasarımla ilgili teknik konularla ilgili bu sorular. Önümüzdeki haftalarda ise iPad'de çizim konularına geri döneceğiz. Fresco'da tekrarlayan desen çizimi, Procreate, 3 boyutlu çizim programı Shaper gibi programları kullanmakla ilgili içerikler hazırlıyor olacağım. Bir de nihayet gouache setimi tekrar temizledim ve eve getirdim. Önceden stüdyoda duruyordu ama stüdyonun ışığı tam istediğim gibi değil. Ve bu gouache setinin küçük kavanozlarından da daha fazla aldım. Olanları yıkadım, temizledim. Artık bütün set hazır gibi. Gouache'lara da geri döneceğiz. Çünkü gouache videosunu izleyen çok kişi var ve sanırım bununla ilgili içerikleri de istiyorsunuz. O yüzden eğer gouache ile ilgili sormak istediğiniz ve buna benzer başka içerikler ilginizi çekiyorsa aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Ben de video içeriklerimi buna göre planlayabilirim. Hızlıca kahvemiz eşliğinde soru cevaplara geçiyorum. İlk soru, Procreate'de ben de denemiştim. Bu bizim Procreate'deki çizim videosunun hemen altında yazan sorulardan birisi. Procreate'de bu çizimi ben de denemiştim. Gerçekten çok keyifli. Ama Wacom'da çizim yapmaya başladığımdan beri sketchbook kullanıyorum. Fırçaları çok güzel ve çok kullanımı da güzel. Bu arada AI hakkında ne düşünüyorsunuz? Yakın zamanda çok farklı AI denedim. Yani sanırım bu Adobe Illustrator olarak diye düşünüyorum. Çünkü AI diye yazılan Adobe Illustrator ama yapay zeka ise ben ikisine göre de yanıt vereceğim. Eskiz tasarım, 2 boyuttan 3 boyutlu modelleme, animasyon konusunda hala gelişmekte olsa da işleri çok hızlandırıyor. Bu konuda da güzel bir içerik olabilir. Evet, yapay zeka ile ilgili kesinlikle bir içerik hazırlamayı düşünüyorum. Illustrator ile de ilgili bir içerik hazırlamak istiyorum. Hatta iPad'deki Illustrator uygulaması oldukça güzel çalışıyor ve ben geçtiğimiz günlerde bir yeni tasarım projesi için kullanıyordum. Böyle gerçekten bilgisayardaki Adobe Illustrator'ı aratmıyor ama tabii ki Adobe Illustrator bilgisayarda kullandığınızda çok daha kuvvetli ve çok daha fazla şey yapabiliyorsunuz. O yüzden yani bana sorarsanız çizim programları arasındaki en iyi 3 arkadaşım kim, en çok kimlerle sıkı fıkıyım ve vakit geçiriyorum? InDesign, Adobe Illustrator, arada da Rhino ama Lightroom'u da arada görüşüyoruz. Lightroom da çünkü güzel, hızlı bir fotoğraf editleme programı. Ama Photoshop'u o kadar kullanmıyorum açıkçası. Photoshop nadir, böyle resim rötuşlama, eğer fotoğraf çektiysem o fotoğrafları temizleme, onlar için kullanıyorum. Soruya geri dönecek olursak, Adobe Illustrator bence yaptığınız elle olan çizimleri daha sonra dijitale geçirmek ve vektöre çevirmek isterseniz, böyleliklerini hiçbir çözünürlük kaybetmeden istediğiniz gibi ölçekleyebiliyorsunuz. O konuda süper. Yaptığınız dosyayı baskıya vermek istediğinizde diğer programlarla uyumlu olması, Rhino'ya export alabilmeniz, lazer kesime export alabilmeniz, CNC, yani bir sürü şey için kullanabiliyorsunuz. O yüzden 2 boyuttan 3 boyuta bence geçirmeyi güzel yapan bir program. Çünkü vektör olarak çalışıyorsunuz. 2 boyuttan 3 boyutlu modelleme yeni özellikleri var. Bende normal üyeliği var. 2025 sürümü geldi. Bu 2025 sürümünde çok güzel 3 boyutlu modelleme özellikleri var. Genel olarak memnunum, seviyorum. Daha sık kullanmak ister miyim? Kesinlikle. Animasyon konusunda size çok bir yorum yapamayacağım. Çünkü ben animasyon yapmıyorum. Animasyon yapmaktan hoşlanmıyorum. Kendimi çok özgüvende hissettiğim bir alan olmadığı için mütemadiyen kaçmaya çalıştığım bir alan. Animasyonla ilgili içerik isterseniz oturup öğrenip sizin için de hazırlayabilirim. Yapay zeka kısmında da biliyorsunuz artık Adobe'nin de kendi yapay zeka entegrasyonu var. Photoshop'ta ve Adobe Illustrator'da da bunları kullanabiliyorsunuz. Ben kesinlikle arada deniyorum. Hani hem bana yeni fikir oluşturması için hem bazen bir fikri test etmek için. Bir yandan da bir gizlilik seçeneği var. Yapay zeka kullanımına izin veriyor musunuz? Çünkü Adobe sizin yaptığınız tasarımları ve işleri kullanarak kendi yapay zeka motorunu da geliştiriyor. Açıkçası ben kendi tasarım işlerimi ve kendi emek verdiğim, uğraştığım şeyler yapay zeka gelişimine kullanılsın istemiyorum. İnsanlar benim dosyalarıma erişip orada ne olup bittiğini görsün de istemiyorum. Çünkü bazen
bir müşteriye gizli bir iş yapıyor oluyorsunuz. Hani o proje o kadar yapım aşamasında oluyor ki onu henüz birileriyle paylaşmaya hazır hissetmiyorsunuz. Mesela yakın zamanda Instagram'da pasta tabaklarına çeşitli pastalarla koyduğum bir post koymuştum. O pastaların hepsi yapay zeka. Adobe Photoshop sayesinde bütün o pastaları hiçbir kalori harcamadan tamamen bilgisayar gücüyle oluşturdum ve bence güzel oldu. Ondan sonra ikinci soru. Merhaba Rezan, videoların için çok teşekkürler. Royal College of Art giriş aşamasında neler yaptın, nasıl hazırlandın? Hazırlananlar için önerilerden bahseden bir video çekebilir misin? Şimdi bu video birazcık uzayabilir. Azerbaycan'dan selamlar diyor. Buradan da çok selamlar Londra'dan. Bir dakika. Şimdi benim Royal College of Art başvurum bence başlı başına ayrı bir video olması lazım. Buraya çok özet haliyle anlatabilirim. Ben Royal College of Art'a üniversite zamanı başvurmaya karar verdim. Çünkü Rhode Island School of Design'da okurken Amerika'da danışmanım, her öğrenci bir danışman öğretmen atanıyor. Danışmanım Andy Law ve sonrasında da Gareth Jones, bu iki öğretmen. İkisi de Royal College of Art'tan mezun öğretmenlerdi. Daha sonra da Amerika'ya taşınıp Rhode Island School of Design'de kadrolu ders veren profesörler olarak hayatlarına devam ettiler. Şu an Andy geri Londra'ya dönmüş. Hatta bana çok yakın oturuyor. O yüzden arada görüşüyoruz. Böyle 15 yıl sonra yollarımız kesişti. İşte hayat nereden nereye. Ve Andy ve Gareth'ın izlenimleri, önerileri, onların verdiği tavsiyelerle Royal College of Art hep benim böyle kafamda ulaşılmaz böyle hani sanat okullarının, tasarım okullarının en böyle pırlantası bir okul olarak gözüküyordu. Bence Rhode Island School of Design eğer lisans okuyacaksanız çok iyi bir üniversite. Master için de bir şehir hayatı, oradaki network, oradaki bağlantıların olması için bence ona göre seçilmesi gerekiyor. Ve Royal College of Art'ın Londra'da olması, İstanbul'a daha yakın oluşu, yani birinde çünkü Amerika'ya uçuyorsunuz ve arada çok saat farkı var. Öbürü Londra'da daha az saat farkı, daha yakın mesafe. Ama aynı zamanda da Milano fuarı, Paris'teki fuarlar yani oradaki network olarak da bence bağlantıları daha fazla. Ayrıca Londra'da tabii ben okula başladığım sene daha Brexit olmamıştı ve Londra'da çok daha fazla sosyal, kültürel, sanatsal etkinlik oluyordu. Şimdi de oluyor ama biraz daha farklı. Brexit sonrası değişti bazı şeyler. Her neyse, ben Royal College of Art'a başvurmaya Rizli'den mezun olurken karar verdim ama kendimi hazır hissetmiyordum. Çünkü 4 yıl lisans okumuşum, evet her yaz staj yapmışım. Ondan sonra mezun olur olmaz da Defne Koz'la birlikte çalışmaya başladım Chicago'da. Ama master için hazır hissetmiyordum. Master benim için biraz daha iş deneyimi ve ne istediğimi kesin kafamda belirledikten sonra yapmak istediğim bir şeydi. Sonrasında da Türkiye'ye döndüm. Çünkü hem benim öğrenci vizem bitiyordu hem de Türkiye'ye dönüp biraz da Türkiye ile bağlantılı bir şeyler yapmak istiyordum. 5 yıl Türkiye'den uzak yaşadıktan sonra. İstanbul'a döndüğümde acaba burada bir master'a mı başvursam diye düşündüm. Çünkü böylelikle hani Türkiye'deki sanat ve tasarım dünyasında olan biten şeylere de bir master aracılığıyla bağlantı sağlamış olurum diye düşündüm. Endüstriyel tasarım okumak istemiyordum. Çünkü endüstriyel tasarım zaten 4 yıl okumuşum, onun üzerine çalışmışım. Master'ı biraz daha farklı bir alanda yapmak istiyordum. Sabancı Üniversitesi Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarım bölümünün master'ına önce özel öğrenci olarak başvurdum. Çünkü ilk başvuru dönemini kaçırmıştım. Özel öğrenci şöyle oluyor. Master derslerinin yarısı kadarını alabiliyorsunuz. Ve master'a başvurursanız bir sonraki yıl aldığınız dersler o yıla sayılıyor. Ve siz ikinci yılınızı yıl kaybetmeden devam edebiliyorsunuz. Tabi arada ALES'e ya da GRE'ye girmeniz gerekiyor eğer tezli master yapacaksanız. Bir de diploma denkliği almam gerekiyordu. Diploma denkliği almak zaten başlı başına bence bir video olabilir. Bunları tamamladıktan sonra Sabancı'da bir yıl özel öğrencilik yaptım. Ertesi yılda master'a kabul edildim ve master'a ortalamam yüksek olduğu için burslu kabul edildim. Böyle gayet güzel bir master deneyimi yaşadım ve kesinlikle şimdi olsa yine aynı şekilde yapardım. Sabancı'da master yaparken ve oradaki tez araştırma projemi hazırlarken aklım hala Royal College of Art'taydı. Hani böyle hayatta hep yapmak istediğiniz bir şey olur ve yani yapsam mı yapmasam mı diye düşünürsünüz. Benim için öyle bir şeydi bu. 25 yaşındayken tam bu Sabancı Üniversitesi'ndeki master tezimi sunmadan bir hafta önce Royal College of Art'a başvurmaya karar verdim.
Bunun nedeni de Royal College of Art'ta okuyan Brizdi'den 3 arkadaşım vardı. Daha önce oradan mezun olmuş insanlarla tanışmıştım ve insanların portfolyolarını aşağı yukarı gördükten sonra ve kendim de tabii bu 2-3 yıl içerisinde kendi portfolyomu geliştirdim. Bazı projeleri revize ettim. Yeni projeler ekledim. Milano Fuarı'na katıldım. Böyle hani daha ayaklarım yere sağlam bastığımı hissettiğim bir aşamaya geldim. Dedim ki ya en azından şansım deneyeyim. Çünkü ben şuna başvurmazsam hep aklımda nasıl olur diye kalacak. Hem de eğer mezun olduktan sonra İstanbul'da kalmaya devam edersem tekrardan başka bir şehre taşınmak, orada hayat kurmak gözümde büyüyebilir. Çünkü İstanbul'da da daha kalıcı, uzun vadeli bir iş yapma olasılığım olabilir. Böylelikle bir gün öncesinden başvurular kapanmadan başvurdum. Bu başvuru gerçekten 12 saat sürdü. Portfolyom aşağı yukarı vardı ama bir yıldır revize edilmediği için bütün portfolyoda tekrar fotoğraflanmış işleri, içerik yazılarını, bütün sayfa düzenini, her şeyi tekrar elden geçirdim ve bunu nasıl 12 saatte yaptım bilmiyorum. Ama okulu arayıp işte neler lazım diye sormuştum öğlen 3'te ve gece 3'te başvuruyu yüklemiştim. Aynı zamanda Tez hocam çok sağ olsun. Aynı gün bana tavsiye mektubu yazdı. Çünkü tavsiye mektubu gerekiyor. Belli formlar doldurmanız gerekiyor. İngilizce yeterlik istiyor. İngilizce yeterlik şöyle. Sanırım zaten Sabancı için başvurduğum GRE ve IELTS buna sayılıyordu. Ya da galiba kabul edilirsem IELTS'e sonradan girebiliyordum. O kısmı çok hatırlamıyorum. Çünkü İngiltere'ye öğrenci vizesi almak için IELTS sınavı gerekiyor. Sonrasında da kabul edildim ve mülakata çağrıldım. Mülakata da o zaman yüz yüze yapma şansım vardı ve yüz yüze yapmayı tercih ettim. Londra'ya geldim. Yine böyle hayat biraz benden yana şansını kullandı. Mülakatta 4 kişi oluyor. Bölüm başkanı, 2 öğretmen ve 1 öğrenci. O öğrenci benim Resdi'den 2 dönem üstümdeki sınıf arkadaşımdı ve işlerini çok beğendiğim ve sürekli takip ettiğim birisiydi. O yüzden o çok büyük böyle bir rahatlık oldu bana. Hani mülakata girerken o hani insan stresli olur. Ben o stresi yaşamadım. Hayatımdaki en iyi mülakatlardan biriydi. Öğretmenlerden birisi de benim o dönem çalıştığım iş yerindeki eski patronlarımın onların üniversite öğretmeni olduğu ortaya çıktı. Yani tanıdık çıktı bir şekilde. Ama tabii her öğrenci gibi benim portfolyom da eşit bir şekilde değerlendirildi. Ve ben de aynı zamanda bakmaları için birkaç tane çizim defteri, birkaç tane minik obje ve çeşitli prototip, maket gibi şeyleri yanımda getirmiştim. Yüz yüze mülakatın böyle bir avantajı var ve bunlar üzerinden de biraz konuşma fırsatımız oldu. Hemen zaten haber veriyorlar. Bir hafta sonra kabul edildiğimle ilgili haber verdiler. Sabancı'dan tezim verip mezun oldum ve 3 ay sonra da Londra'ya taşındım. Ve şu an 9 yıldır İngiltere'deyim. İşte bu şekilde oldu. RCA'ya başvurmak istiyorsanız benim birkaç önerim var. Birincisi ben başladığım yıl RCA 2 yıllıktı Design Products bölümü. Şu an bir yıla indirdiler. Bir yıla indirdikleri için biraz daha farklı bir müfredatı var. Ve aynı zamanda oradaki öğretmenlerin çoğu değişti. Bölüm başkanı değişti. Sanırım okulun birazcık da sistemi de değişti. Binaları çok güzel, çok donanımlı atölyeler var, çok donanımlı altyapısı var. Ancak mesela siz Design Products öğrencisi olarak cam bölümünü kullanmak istiyorsanız buradan özel izin almanız gerekiyor. Ya da başka bir bölümün atölyesini kullanmak istiyorsanız onlardan çeşitli onaylarını alması gerekiyor. Biraz böyle kendi bölümleri içerisinde birbirlerine kapalılar. Mesela bu Rizli'de öyle değildi. Rizli'de eğer oradan ders alıyorsanız oranın atölyesini istediğiniz gibi kullanabiliyordunuz. Ya da birkaç defa kullanıp belli güvenlik oradaki hazırlık önlemlerini tamamladıysanız orayı kullanabiliyordunuz. RCA'de bunu biraz daha zor yapıyorsunuz. 2 yıllık program varken daha iyiydi. Şu an aynı kalitede olduğunu düşünmüyorum. Bu son Londra Tasarım Haftası'nda gezdiğim sergiler içerisinde Royal College of Art'ın hani çok heyecanlı değildi öğrencilerin sergisi, üzgünüm. Ama mesela Kingston'ın çok iyiydi. Loughborough Üniversitesi'nin iyi, Goldsmiths iyi, Central Saint Martins bazen iyi. Onun mesela başka bölümleri de var. Royal College of Art sadece tek seçenek değil ve bence diğer üniversitelere de bakıp düşünebilirsiniz. Çünkü şu an bu yeni sistemiyle o eski Royal College of Art değil maalesef. Bir sonraki soruya geçiyorum. Sergi kurmak ve yurt dışı sergilerine başvurmak çok güzel konular. Aynı zamanda yurt dışında tasarım fuarlarında eserlerini sergilemek de olabilir. Birbirine yakın ama sanırım farklı yollarla gerçekleştirilen şeyler. Merakla yeni videolarınızı bekliyorum.
Evet, sergi kurmayla ilgili iki video hazırlamıştım. Bu seriye devam edebilirim ve bununla ilgili farklı içerikler de oluşturabilirim. Yakın zamanda biz Londra Tasarım Haftası'nın sergisini kurduk. Bu benim artık hani galiba 8 ya da 9. Londra Tasarım Haftası sergimdi. Çünkü 2015'ten beri neredeyse her yıl bu sergiye katıldım. Ve bütün kombinasyonları aşağı yukarı yaptım. Hani tek başıma başvurmak, grup başvurmak, bir müşteriyle katılmak, bir başkasının dolayısıyla orada yer almak, bütün hepsini yaptım. Benim en sevdiğim ve en çok verim aldığım bir mekan ayarlayıp oradaki solo sergiyi yapmaktı. Ama bu son yaptığımız grup sergisi de müthişti. Çünkü grup sergisi yaptığınızda iş bölümünüz çok daha eşit bölünüyor ve birbirinizden çok şey öğreniyorsunuz. Mesela sergiyi birlikte yaptığım Kat, Elif ve Ayşe, hepsinin kendi alanlarında çok iyi deneyimleri var ve benim görmediğim şeyleri onlar gördüler ya da benim yetişemediğim şeylere onlar yetiştiler. O yüzden grup sergisi kesinlikle öneririm. Eğer iyi dinamiğiniz varsa ve birbirinizle anlaşabileceğinizi düşünüyorsanız ve doğru iş bölümü yapabiliyorsanız. Aynı zamanda maliyetiniz de o zaman kişi sayısına göre bölünüyor. Benim buradaki avantajım zaten kendi atölyemi kullandığım için mekanı düşünmemiz gerekmedi. Kendi atölyemdeki mobilyaları, rafları çıkarıp orayı sergi alanına çevirdik. Bildiğim bir alan olduğu için işte kaideleri nasıl yerleştirmek istiyoruz, ışıklandırmayı nasıl yapmak istiyoruz. Böyle bunları düşünmemiz çok, yani düşündük ama yeni bir mekandaki ya da 3 gün içerisinde kur, 3 gün içerisinde topla gibi bir stresimiz olmadı. Mesela Milano Tasarım Haftası'na katıldığınızda bu çok stresli oluyor. Çünkü mekanı önceden görme şansınız yok. Gönderilen fotoğraflar bazen eksik olabiliyor. Kat planında orada belirtilmemiş şalter oluyor, boru oluyor, kolon oluyor. O yüzden Milano Tasarım Fuarı'na benim katıldığım en verimli ve iyi geçtiğini düşündüğüm Lexus tasarım ödülleriydi. Çünkü Lexus bütün organizasyonla ilgilendi. Ben sadece yapacağım tasarım projesine odaklanmış oldum. Ve o da tabii ki çok daha iş yükünüzü azaltıyor. Asıl konsantre olmak istediğiniz şeylere konsantre oluyorsunuz. Hani mesela lojistiği düşünmem gerekmedi, sergi sigortasını düşünmem gerekmedi. Fakat bununla ilgili Londra Tasarım Haftası'na nasıl katılabilirsiniz mesela? Bununla ilgili bir içerik hazırlayabilirim. Milano için de hazırlayabilirim. Sanırım önümüzdeki günlerde de Maison Objet'e gideceğim. Maison Objet ile ilgili Ocak ayında da size bir içerik videosu hazırlayabilirim. Maison Objet nasıl bir yer, ne gibi işler sergileniyor, neden orası böyle Avrupa'nın en büyük fuarlarından birisi. Onunla ilgili güzel bir video hazırlayabilirim. Bir sonraki sorum. Rezan Hanım, eşarpları nasıl paketliyorsunuz? Video çeker misiniz? Evet, çekerim. Eşarpları şöyle paketliyorum. Bunu tabii videoda uygulama olarak gösteririm. A5 zarf kullanıyorum. Mesela bu A5'e yakın bir ölçü. Eşarplar üreticiden zaten böyle kendi küçük bir koruma filmiyle geliyor. Onu böyle üçe katladığınızda o zarfa sığıyorlar. Onun yanına ben tabii küçük bir kart koyuyorum. Elle yazılmış bir teşekkür notu koyuyorum. Sonra zarfı kapatıp Studio Silent stickerini yapıştırıyorum. Ve gidecek adresi yazıyorum. Böylelikle hem kargo kısmı daha kolay oluyor. Çünkü ben burada kargoda Royal Mail kullanıyorum. Yurt dışına giderse UPS kullanıyorum. Ama ikisinde de aşağı yukarı ağırlık ölçü ve standart ücreti biliyorum. Bu da tabii ki benim online satışımı kolaylaştıran bir şey. Ama bununla ilgili daha detaylı size uygulamalı bir video çekebilirim. Bir de tabii ambalajı bir noktada değiştirmek istiyorum. Daha şık ve heyecanlı bir şey yapmak istiyorum ama A5 zarf o kadar pratik ki. Yani böyle hop gayet tertemiz gidiyor. Belki A4'e geçip içine böyle bir kat daha güzel bir paket koyabilirim. Bunu düşüneceğim. Ve son soru. Çizim için en iyi ve kısmen bütçeli iPad hangisi? Şimdi bende iki iPad var ve bir tanesi tarih öncesi diyebiliriz. Çünkü 2011 iPad'i ve bunun pili şiştiği için Apple bunu tekrar ücret almadan değiştirdi. Ama şu an çizim yapmayı bırakın. Hani açılırsa ne ala ve genelde sadece kitap okumaya, film izlemeye kullanıyorum ama genelde sevdiğim bir iPad olduğu için böyle kenarda duruyor. Diğeri de geçen yıl Kasım ayında aldığım iPad Pro ve kalemiyle bu. Ben bundan çok memnunum. Bütçeli mi? Değil. Şöyle bir şey. Ben mesela bunu fakülte indirimiyle aldım. Bilgisayarımı da fakülte indirimiyle aldım. Geçen yıl ders verdiğim için fakülte indirimim vardı. %20. Apple her sene sanırım Eylül ayında öğrenci kampanyası da yapıyor. Öğrenci indirimi de yapıyor. Black Friday veya çeşitli böyle online platformların indirim günlerini takip edebilirsiniz.
Bir de genelde insanlar yeni bir şey çıkınca hemen bir öncekini satmak istiyorlar. İkinci el bile bence alınabilir. Eğer iyi koşuldaysa, pil durumu iyiyse bence ikinci el iPad'lere de bakabilirsiniz. Ben bundan çok memnunum, iPad Pro. Çünkü bazen mesela bilgisayarı taşımak istemiyorum. Sadece bununla bütün günü geçirdiğim oluyor. Aynı zamanda hani çizim programlarını çok iyi destekliyor. Ya seyahate bir yere gideceksem, yani bu bir günübirlik gezi de olabilir. iPad almak benim için daha pratik oluyor ve o kalemin olması, mesela havaalanında bekliyorum ya da tren istasyonunda bekliyorum, o sırada bir şeyler çizebiliyorum. Kesinlikle öneririm. Sevdiğim ve iyi ki almışım dediğim bir şey. Uygulama olarak da bir de geçenlerde işte Procreate çok pahalı, başka ücreti daha uygun bir uygulama var mı diye soran olmuş. Affinity'ye bakabilirsiniz ama Affinity'nin iPad uygulamalarını denemedim. Çok fazla bilmiyorum. Aynı zamanda eğer Adobe üyeliğiniz varsa Fresco bence kesinlikle güzel bir program. Aynı zamanda bilgisayardaki diğer çizim programlarıyla da uyumlu. O zaman hani export alıp aynı dosyayı bilgisayarda da açabiliyorsunuz. Sanırım Adobe her sene Kasım sonu böyle bir indirim kampanyası da yapıyor. Öğrenciyseniz öğrenci indirimi alabiliyorsunuz ya da fakülte indirimi alabiliyorsunuz. Ya da iki lisansı çalıştığı için mesela iki kişi ortak alabilirsiniz. Biz İngimer'le mesela böyle bir aile planı Adobe üyeliği yapsak mı diye düşündük ama kontratlarımız ayrı tarihlerde olduğu için yapamıyormuşuz. Ama bir gün yapacağız. İki kişi kullanıyorsanız iki bilgisayarda da çalışabilecek şekilde lisans alabiliyorsunuz. Bu şekilde soru cevaplar. Bence bu video süre olarak güzel bir noktada. Daha da uzasın istemiyorum. Önümüzdeki günlerde kanala abone olursanız çok sevinirim. Yeni videolarla karşınızda olacağım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Çok güzel bir gün diliyorum.